And our Christian brothers and sisters will turn out to have such a morality that they will have great affection, they will have great love for the Prophet Jesus. Just assume a person who is in desert asking for water in great thirst, and this is how they will turn out to be, thirsty for the love of the Prophet Jesus. And in that grounds, in such a time, the students of Mehdi, the students of the Prophet Jesus, they will be working in alliance, and at that time the Prophet Jesus will come in the house of a Christian or in a church of the Christians in such a condition that he will be descended while he's asleep, and when he awakes he will speak Aramaic. They will not understand first what he is talking about. He will not be able to describe himself. They will find a person who speaks Aramaic, and then they will make a translation. And then Jesus Messiah, he has an amazing intelligence, a great capacity for memorization. For instance, when he looks into that page, when he just looks at it, he memorizes it word by word. This was found in our prophet, that was in also Bediüzzaman and also in some other saints. He would speak English, French, German, Turkish. He would speak all languages as of his native language, and he would speak at least 40 languages. And foreign languages will never be an issue for him. He would speak fluently Arabic and almost all languages, such as Spanish. He will speak fluently all these languages, and he will memorize the Quran. And how do we know that? Our prophet describes that the Mehdi has a helper who is Hafiz and who has never committed any sin. And the Prophet Jesus will be the helper of the Mehdi. And when the ulama, the Islamic scholars, they make commentaries about this hadith, only the prophets are beyond sin because they are under the protection of Allah. So they name that Hafiz, that person who will be helping the Mehdi, to be the Jesus Christ, because there is no person who has not committed any sin in this world. It is only the Prophet Jesus who has no sins, because all his sins are forgiven. He's in paradise. And he's Hafiz. He's the Hafiz of the Quran. He has memory of the Quran, word by word, and also the Gospel and the Torah. When you look into the eyes of Jesus, just penetrates you with his great intelligence. From his way of speaking, from his eyes, you will see his clarity. He will be a joyful, affectionate person, but he will be a very noble one, just like the entire prophets. He will always be carrying out a noble action, just like all the other prophets. This will be an extraordinary attribute of him, and inshallah we will see him in a dream. He just appeared. We saw him in his dream. He's a handsome, a Western young one, with short beards, a joyful and affectionate attitude. And when looking from a distance, you can see that he has a light colored eye, but he has a total sincerity in his face. Allah alim, Allah knows best, he's that way, with wide shoulders and very aesthetic, very dynamic, inshallah. Okay, thank you. With regard to Jesus, you said, in my view, the Prophet Jesus has already returned to the earth, but he is hidden. He is obliged to conceal himself because of the terrorist and political attacks he would be exposed to. However, he too will emerge in the very near future, and together with the Mehdi, will embark upon his intellectual struggle. Do you believe that when Jesus returns, he will abolish Christianity as we know it today? Do you believe that he will abolish the doctrines of the Trinity, of the divine incarnation of the Messiah, as well as the Christian doctrine that Christ was crucified, died, resurrected, and ascended to heaven? Hristiyanlıkta asıl olan inanç Allah'ın birliğidir.
ahiret inancıdır. Adalettir, yani Allah'ın adalet sunacağıdır. Allah'ın sevilmesidir. Helale harama dikkat edilmesidir. İnsanlara iyi ve güzel davranılmasıdır. Yani bunlar diğer konular, teslis inancı ve diğer konular eğer Hazreti İsa'nın gelişiyle bizim anladığımız anlamda bir değişikliğe uğrarsa Hristiyanlık zaten mükemmel haline gelmiş oluyor. Yani orijinaline dönmüş oluyor bizim inancımıza göre. Gerçek Hristiyanlığa dönmüş oluyor. Ki bizim inancımıza göre zaten İncil'in aslı ve gerçeği de bulunacak. Yani karbon 14 metoduyla belki inceleyecekler, başka metotlarla inceleyecekler ama İncil'in orijinal aslı da bulunacak. Yani Hazreti İsa geldiğinde Allah birdir dediğinde Hristiyanlığı ortadan kaldıran bir şey değildir ki bu. Hristiyanlığı pekiştirecek bir şey söylemiş olacak. Yani Hristiyanlık zaten bir İslam dinidir. Biz de eğer Hazreti İsa devrinde gelmiş olsaydık zaten biz de Hristiyan olacaktık. Hazreti Musa devrinde olsaydık Musevi olacaktık. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'in dini de hak dindir o devirde. Hazreti İsa'nın getirdiği bozulmamış Hristiyanlık da gerçek Hristiyanlıktır. Hazreti Musa'nın getirdiği Tevrat da ve getirdiği din de hak dindir. Ama zamanla bazı değişiklikler uğramıştır bizim inancımıza göre. Hazreti İsa geldiğinde mesela bazı Hristiyan mezheplere haça karşılar. Haç bulundurmuyorlar. Hatta Amerika'da da öyle bildiğim kadarıyla mezhepler var yahut çeşitli gruplar var. Ama bunlar biz Hristiyanız diyorlar. Yani Hristiyanlıktan onları bu çıkartmaz. Yani Allah'ın birliğine inanmaları ve Hazreti İsa'nın diğer konulardaki açıklamalarının Kur'an'a uygun olarak olan açıklamalarının insanlar tarafından kabulü onları gerçek Hristiyan haline getirir ve gerçek bir Müslüman, gerçek bir İslam dini haline getirir. Hazreti İsa geldiği vakit bizim inancımıza göre İncil'deki bozulan yönleri düzeltecektir. İncil'i aslına, orijinaline çevirecektir ve Kur'an'a tabi olacaktır. Dolayısıyla yani eksik yönleri giderilmiş bir İncil zaten hak ve orijinal hale gelmiş oluyor. Ama tabi Hazreti İsa Aleyhisselam son kitap Kur'an olduğu için Kur'an'a tabi olacaktır. Fakat İncil'in de hükmü kalkmaz. Yani hak olan bir kitabın hükmü kalkmaz. Mesela Tevrat'ın orijinalinin hak olan hükümleri kalkmaz. Ben mesela gece gündüz Tevrat okuyorum. İncil okuyorum. Yani hükmünün kalkması için bir sebep yok. Yani mesela Tevrat'ta Allah birdir diyor. Ben bundan zevk alırım. Çok güzel bir izah bu. Çok güzel bir anlatım. Yani sadece bizim inancımıza göre yanlış olan yönler düzeltilecektir. Yoksa o kitabın hükmü kalkmaz. Ama ben Kur'an'a tabiyim. Hazreti İsa da geldi vakit Kur'an'a tabi olacaktır. Fakat İncil'den de Müslümanlar istifade edip okuyacaklardır. İncil'in içindeki hak olan hükümlere uyacaklardır. Tevrat'ın içindeki hak olan hükümlere de uyacaklardır. Çünkü üçü de Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de aynı şeyleri söylüyor zaten. Yani birine uydun mu diğerine de uymuş oluyorsun. Orijinal İncil'e uyan bir insan Hristiyanlıktan çıkmaz, Hristiyanlığını pekiştirmiş olur. Yani orijinal İncil olduğunda ben de ona uyarım orijinal İncil'e. Kur'an'a tabi olurum fakat onun içindeki güzel ve doğru olan hükümleri de uygularım. Orijinal Tevrat bulunduğunda da yani onun içerisindeki doğru olan hükümleri uygularım. Ama Kur'an hükmüyle değiştirilmiş yönler varsa tabii orada Kur'an'a tabi olurum. Ama üçü de aynı olan hükümlerin hepsine uyarım.